Kadına şiddet olmasa bence erkeğe şiddet de olmaz. Hayır. Maraş'ta biz bir erkek olarak herhangi bir şiddet görmedik şu an için. Karşıyım ama. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kadına şiddet gündemden düşmezken erkeğe uygulanan fiziki ve sözlü şiddet oranı da oldukça fazla. Biz de halkımıza bu konu hakkındaki düşüncelerini sorduk. Buyurun izleyelim. Televizyondan öyle görünüyor yani. Size hiç daha önce bir kadın fiziki veya sözlü şiddette bulundu mu? Hayır. Vallahi görmedik ki biz. Mesela karı durdurur, şöyledir, böyledir derler. Başımızı şişiriyordu. Aslında bu da bir şiddettir. İşte ya. Ara sıra olur. Sen de yapan, erkek de yapar, bayan da olur işte. Olur, onu idare edeceğin gidecek. Kadına şiddet olmasa bence erkeğe şiddet de olmaz. Yanlış bir şey aslında erkeklerin kadına şiddet yapması. Erkekler kadına şiddet yapmazsa erkeklere karşı olan şiddet de bulunmaz. Ne kadar çok erkekler kadına şiddet yaparsa çevredeki insanların da hani kadınlara karşı yapılan şiddetten dolayı tepkisi çoğalıyor erkeklere karşı. Yani bu yüzden bence erkeklere şiddet diye düşünüyorum ben. Ben karşıyım ama. Karşı mısınız? Evet. Peki siz daha önce hiç böyle bir durumla karşılaştınız mı? Hayır. Karşılaşmadım. Kesinlikle kalmadım. Yani bunu canı yüreklerinde söyleyebilirim. Bunlar da şiddete kınıyorum zaten. Kadın olsun erkek olsun. Biz sonuçta insan oradan bakıyoruz. Önemli olan da bu zaten. Karşı tarafta insana bir insan gibi davranabilmek. Kadın da bir erkeğe bir emanettir. Cenab-ı Allah Tanrı tarafından emanettir. Varlıktır. Yani kollamalıyız, şey yapmayız ama şiddete de karşı, kesinlikle karşıyım. Kınıyorum şiddete. Başka bir şey demiyorum yani. Kadına şiddet çok fazla ön planda ama erkeğe şiddet de var. Doğrudur. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben tamamen şiddete karşı bir insanım. Erkek olsun, kadın olsun hiç fark etmez. Yapılan şiddet sonunda şiddet olduğu için ben nefretle kınıyorum. Olmaması gereken bir şey. Peki siz daha önce herhangi bir hanımefendiden sözlü veya fiziki şiddete maruz kaldınız mı? Yok, kalmadım şu ana kadar. Kimseye de öyle bir şey yapmadım. Hayır. Ben 46 yıllık evliyim. Eşimi en ufak bir dırdır duymadım. Eşimi en ufak bir dırdır da yapmadım. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Allah'ım yuvanızı bozmasın inşallah. Ben teşekkür ederim. Valla kadına şiddeti tabii karşı çıkıyoruz. Yani olmaması gereken bir durum. Yani bazı durumlarda da nadir de olsa erkeğe de şiddet uygulanabiliyor. O da yanlış bir şey. Bence ikisi de olmaması gereken bir şey. Yani çünkü bir evlilikte kadın da olsa erkek de olsa yani birbirlerine sevgi ve saygı olması lazım. Şiddet olmaması gerekiyor. En önemlisi bu diyorum. Siz daha önce hiç sözlü veya fiziki bir şiddete maruz kaldınız mı bir hanımefendiden? Yok, maruz kalmadım. Dır falan. Yok, ben zaten bekarım. O yüzden öyle bir şeyle de karşılaşmadım. Sevgilimden de daha önce öyle bir şey karşılaşmadım. Maraş'ta biz bir erkek olarak herhangi bir şiddet görmedik şu an için. İyiyiz yani. Bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Toplumumuzda zaten bir salgın var. İnşallah o salgını yenmeye çalışıyoruz ülke olarak. Bunu izah ediyoruz vatandaş olarak. Başka bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Çok sağ olun. Var olun. Hakkınız geçti. Sağ olun.